Rakka'da kafasına bomba yemeyen adam belki burada yiyecek. Benim gözümün önünde 800 kişi vefat etti. Ülkemde Suriyeli istemiyorum. Niye ben vatandaşlık almayayım? Türkiye'deki Suriyeliler, Afganistanlılar, Pakistanlılar böyle bir silah. Biz savaşırız, biz kimse buraya girmez, biz onu yaparız, ederiz. Fakat benim kafamdaki atlayan patlamalar... Tek konu ve zıt görüşlü iki kişi. Kendilerine verilen önermeleri hiç katılmıyorum, katılmıyorum, nötrüm, katılıyorum, çok katılıyorum seçeneklerinden birisini seçerek tartışırlar. Yüzleşme başlıyor. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ olasın. Nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İsmim Bahadır. Memnun oldum. Ben de Yaser. Ben de memnun oldum. Suriye'den, Halep şehrinden geldim. 2013 tarihinde sonu. Yaklaşık 9 yıl buradayım ve iç mimarlık yapıyorum. Seni de bir... Evet. 32 yaşındayım. Bir reklam danışmanlık ajansım var benim de. İşte doğduğumdan beri buradayım. Bu kadar. Güzel. Memnun oldum. Ben de memnun oldum tekrar. Evet. Ben de katılıyorum. Şimdi tabii burada yani milliyetçilikten ne anladığımızı da herhalde biraz anlatmamız gerekiyor. Ben insanoğlunun millet şeklinde örgütlendiğinde çok efektif ürünler ortaya koyduğunu düşünüyorum. Yani bunun modernizmde de çok içli dışlı olduğunu görüyorum. Bu yüzden millet olma halinin korunması gereken bir husus olduğunu, bunun uyumlu, stabil toplum yarattığını, uyumlu ve stabil toplumun da sanayide, ticarette, ne bileyim siyasette, işte sanatta, edebiyatta ileri gitmemiz için bir gerek şart olduğunu, bir temel şart olduğunu düşünüyorum. Milliyetçilikten de anladığım bu. Yani genel olarak milliyetçi anladığım kadarıyla Türkçe olarak bu kendimi şahıs olarak bu ülkeye ne kadar ait olduğumu hissediyorum. Tabii ki şimdi ben doğduğum yerde Suriye'de olduğu için kendimi her zaman Suriye'ye ait hissediyorum. Fakat benim yine de bir arka fikir olarak hepimiz insanız ve hepimiz bu dünyaya aitiz. O yüzden ne kadar çok ait olsam bu coğrafyanın ve bu çizilen sınırına, yine de burada vatandaşlık olarak ve sonradan bize verilen kimlikten onu tam etkileniyorum. Bana ait oluyor ama yine de biz insan olarak bu dünyaya ait olduğumuza diye düşünüyorum. Peki, o yüzden çok katılmıyorum. Sadece katılıyorum. Şunu soracağım. Suriyeli yahut Arap kimliğinin milliyetçisi mi, yoksa şu an mevcut bulunduğun ülkenin milliyetçi kimliği mi? Arap demeyeyim de Suriyeli olarak. Doğru. Çünkü sonuç olarak Arap farklı farklı ülkeler. Suriye yine de Arap Suriye ama kendi ülke olarak. Yani şöyle biraz biz tarihe geriye gitsek, zaten Suriye ve Türkiye ve bu bölgede Osmanlı döneminde bildiğim kadarıyla, tarih okuduğum kadarıyla aynı bölgede ve aynı millet. Hatta şunlardan görebiliriz, işte kıyafetlerden, faslardan, yemeklerden, adet ve takaditler, yani şey nedir? Gelenek, görenek diyebiliriz. Aynen, gelenekten anlayabiliyoruz. Mesela sufra kurması bile. Yani ben tamam Londra'da bir süre yaşadım ama ben Londra'da böyle bir misafirlik görmedim. Ama biz burada işte Türkiye'de, Suriye'de misafirlik şeyimiz var, suframız var, aynı yemeklerimiz var. Bunlar çok ortak bir şeyler. Hatta ve hatta şu an biz aramızdaki konuştuğumuz dil Türkçe olarak geçerli. Fakat kullanılan %30-40 neredeyse Arapça kelimeler kullanıyoruz. Sadece son yüzyıl farklar oldu mu? Oldu. Şimdi bu bahisle çok anlaşamayacağız ama tarihten bir örnek vereyim. Suriye coğrafyasından hani biraz tarihten bahsettin ya. Barak Baba isimli Tayfe-i Tatar'dan, daha Kuzey Türklüğünden bir zat şeyhlik yapmaya başlıyor ve diğer Türkleri etrafına topluyor. Tabii onlar şamanistik kökenden geldikleri için tuhaf bir Müslümanlıkları var. Tarih-i Berzali de diyor ki Şam ahalisi, bunlar ya nasıl insanlardır? Kafalarına boynuz takıyorlar, boyunlarına kemik takıyorlar, davul çalarak ibadet ediyorlar. Ama aynı zamanda la ilahe illallah diyorlar. Öyle dedikleri için Müslümandır demek zorunda kaldık. Fakat öte taraftan da bize hiç benzemiyor bunlar diyor. Yani bir yandan da mesela Türkler böyle adamlar ki buraya geldiği zaman... Çok pardon, bu belki biraz özel bir hikaye ya da çok öyle duyulmayan bir hikaye. Ben sadece öyle genel olarak aslında tarihçe yani şey bahsettim. Şunu diyorum. O adamlar buraya böyle geldiler. Fakat mesela iki nesil sonra onlar entari giyerler. Çünkü bu sıcakta başka türlü yaşayamazsın.
hani söz vardır ya, Roma'dayken Romalılar gibi davran diye, bu coğrafyada da bu coğrafyadakiler gibi davranmak zorundasın. Bir süre sonra o yaşam tarzını, kıyafetlerini, yemeklerini benzetmek zorundasın. Fakat ben hülasayı kapatmak için söylüyorum. Kültürün belirleyicilerinin yemek, işte kıyafet falanın ötesinde olduğunu, bir takım davranış kalıplarının olduğunu, bunlara etnosemboller dendiğini düşünüyorum ve bunlar ele alındığında çok ayrıştığımızı görüyorum. Sıra sende miydi? Ben de olabilir. Yani benim için şu an dış savaş nötrüm, çünkü o konuyu ikiye ayırıyor. Dış savaşsa ayrı, iç savaşsa ayrı. Dış savaşsa gelirse ayrılmam. Ne Türkiye'den ne Suriye'den. Yani sonuç olarak ben kendi ülkemi kurtarmak isterim. Ben Suriye'de yaşadığımda benim ayrılma sebebi sadece hadi tehdit buldum gittim değil. Sonuç olarak ben dışarıdan bir güç gelmiş olsaydı elbette bırakıp gitmezdim. Ben tamam asker değilim, mimarım ama mimarlık da işim var. Orada da ben beklerim o ülkede. O ülkede yıkılıyor şu an. Sonradan imar edeceğim. O benim görevim. Fakat iç savaşlar maalesef tamamen %100 politika olduğu için ve kim kiminle savaşacağını anlamadığın için, hatta ve hatta çok büyük aileler bizde, iki kardeşler iki tayfa ayırıp ve onlar birbirine silah tutup ve öldürüyorlar. Ben ne kendi kardeşimi öldürmek istiyorum ne kendi kuzenimi öldürmek istiyorum. O yüzden ben iç savaşa olursa mutlaka giderim. Çünkü iç savaş sonuç olarak insani bir durumu yaratmıyor. Bütün savaşlar insani değil de ama iç savaşı anlaşılmayan bir hali. Ama dış savaş olursa Türkiye'de kalırım tabii ki. Çünkü sonuç olarak şu an Türkiye kendi ülkem olarak görüyorum. Asla bu ülkeyi terk etmem. Sebebi şu, din tarihinden bir şey anlatayım. Bir Hendek Savaşı zamanında olması lazım. Bir adam, ismi Guzman'dı sanırım. Böyle döne döne savaşıyor, en önde o savaşıyor falan. Diğer sahabeler diyor ki ya bu herhalde kesin cennetlik yani. Hiçbirimiz bu kadar özveriyle savaşmıyoruz. Talha olması lazım. Peygamber'e soruyor. Diyor ki ya bu çok iyi savaşıyor işte. Bu cennetlik mi ya Resulallah? Diyor ki hayır diyor, cehennem odunudur. Ya nasıl olabilir böyle bir şey? Kafasına takılıyor ve bu adam yaralanıyor ölüm halinde. Yanına gidiyor diyor ki ya arkadaş, Resulullah bana böyle bir şey söyledi. Sen cehennemlikmişsin. Benim hani çok acayime gitti. En çok sen savaşıyordun. Sebebi nedir bunun diyor. Sen söyle. Diyor ki ya sizin Allah'ınız falan umurunda değil. Ben diyor fidanını elimle diktiğim meyve bahçeleri için savaşıyorum. Burada o adamın tavrı bana daha makul geliyor. Ben buraya fidanlar diktim. Bu toprağa. İster dışarıdan, ister içeriden birisi bu fidanlara saldıracak olursa, şunu biliyorum çok acı bir manzara. Belki işte dediğin gibi kardeşimi öldürmek zorunda. Öldürürüm. Çünkü tarih bize şunu gösteriyor. Kaçtığın zaman kendini kurtarabiliyorsun. Senin üzerinde emeği olan, üstelik senin emeğinin olduğu motifleri, kurumları, toprakları, bunları bırakmak zorunda kalıyorsun. Tehdit nereden gelirse gelsin, o elma bahçelerin varsa orada, meyve bahçem varsa ben onun için sonuna kadar savaşırım. İç savaş nedir biliyor musun? İç savaşta ben 2013'te 15 Ocak'ta okuldayken, benim bilgisayarımın başındayken bir tane proje çizerken, orada otururken ve hocayla şimdiki oturduğumuz gibi konuşurken 4 tane benim okulumda bir patlama oldu ve orada benim gözümün önünde 800 kişi vefat etti, şehit oldu. Onlar o 800 kişi, ben oradan kaçmak zorunda kaldım. Çünkü doğal olarak insan olduğum için oradan kaçmak zorundaydım ve ben oradan kaçamadım. Sebebi dışarı çıktığım anda en azından böyle bacaklar görüyordum, ayaklar görüyordum. Patlamanın gücünden insanlar duvarlara yapıştı. Her yer kan ve kafalar var. Ben bu görüntüyle karşı gördükten sonra o adam olamam ve sonuç olarak maalesef biz sadece burada askeri bir yerde var, oraya vuracağız diye yok. Bu dış savaşlar da olur. Dışarıdan pat 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 vuruyorlar. Siz de buradan kuruyorsunuz. Ama iç savaş öyle bir şey değil. İç savaştır. Oturduğun yerde bir patlama oluyor. Ve o patlama bütün binanın kafana düşürüyor. Yani şimdi mutlaka sadece olabilir. Farklı bir burada fikir. Şunu diyorum. Senin verdiğin örnek de şöyle bir hani bir felsefede fallacy vardır ya, mantık fallacyleri. Şimdi iç savaş böyle olmak zorunda. Sen de birini öldürmek zorundasın diyorsun ya. Ben bir çocuğu öldürmem. Yani ben öldürmem. Benim çocuğum öldürülebilir. Buradaki pozisyonda şu. Diyelim ki çocuğumu korumak için ölümü göze aldığımda çocuğumun yaşama şansını arttırabileceğimi düşünüyorum. Garanti yok. Hepimiz bir anda ortadan kaldırılabilir. Çünkü savaş böyle bir şeydir. Şu iç savaş olayını
Yapıyorum diyorsun ama çok iyi anlıyorum, tabii ki Allah göstermesin, öyle bir şey yaşanmadığı için yapıyorum diyorsun. Biz de öyle Suriye'deyken biz savaşırız, biz kimse buraya girmez, biz onu yaparız ederiz. Fakat bu durumlarda kaçmak savaşı daha çok azaltıyor. Şunu da ekleyeyim, yani sınanmadığım şeyde de çok iddialı konuşmayı istemiyorum. Bu benim dediğim gibi teorik pozisyonum. Ben iç savaş yaşamadım. Bu soru özel, size soracağım. Niye ben vatandaşlık almayayım? Halihazırda Türkiye'de işte bizim öngördüğümüz bu 5 milyon gayri resmi Suriyeli var. Sen eğer diyelim ki Türkiye'ye beyin göçüyle gelen yahut mülteci statüsüyle gelen bir Suriyeli olsaydın vatandaşlık almandan rahatsız olmazdın. Yahut işte Türkiye'ye gelmiş diyelim ki İngiltere'de emekli olmuş, Alanya'dan ev almış, emekli parasını da buraya getirmiş, işte Türkiye'ye bir katkı yapmış, tekil bir insan olsaydı bundan rahatsızlık duymazdım. Yani hani ben hukuki normlara uygun olduğu ve Türkiye için bir stratejik tehdit arz etmediği sürece vatandaşlık verilmesinden çok rahatsız değilim. Sayı belli bir şeyle kaldığı sürece. Fakat bu geçici sığınmacılara vatandaşlık verilirse, bu bir yol açarsa 5 milyon yeni vatandaş. Şöyle düşün, Suriye'de böyle teorik bir Suriye'den bahsediyoruz. Her şey yolunda giderken gayet akrabanız, yakınınız olan bütün Lübnanlıların bir anda Suriye vatandaşı olduğunu düşün. Yani. Bak, siyaset değişir. Lübnanlıların çünkü siyasi tercihleri bir anda ülkedeki siyasi ortamı değişebilir. Ticaret değişir. Sen mesela çok iyi iş yaparken bir anda Lübnanlı rakip avantajlı pozisyona geçebilir. İşte onların limanları Akdeniz'e daha yakın olduğu için gibi gibi. Bir anda ülkede kaotik bir ortam oluşur. Çünkü mesela basit bir örnek vereyim. Suriyeliler geldiğinde hala yaşanan bir sorun bu. Şehirlerimiz altyapı sıkıntısı çekti. Neden? Diyelim ki 100 binlik bir şehre 20 bin yeni Suriyeli geldi. Şehrin su depoları ve su altyapısı 100 bin Taşyatlısın 110 bin kişi için organize edilmiş. Ama bir anda 20 bin kişi geldi ve şehirlerde diyelim ki su sorunu ortaya çıktı. Evet, çok katılıyorum buna. Sonuç olarak bunların gelmek zorunda kaldılar. O yüzden o büyük adet sebebi sınır açıldı mı açılmadı değil. Yani sonuç olarak bunlar çok geldiği için bu sorunlar olacaktır. Öbür çözümü gelmeyin. Yani biz bunu bir bilelim. Ya gelin ya gelmeyin. Gelin demek ki bir sorunlar olacak. Gelmeyin demek ki onlar ölecekler. Bu kadar. Yani o iltica anlamı bu kadar basit. Benim tabii ki vatandaşlık verilmedik katılmak sebebi herkese vatandaşlık verilecek hali yok tabii ki. Sadece şartlar Türkçe konuşabilen, buradaki mesela 5 yıl çalışabilen, zaten bu sadece Türkiye'de değil her ülkede. İşte 5 yıl çalıştıktan sonra 6 yıl ya da işte dili biliyorsan, tarihi azıcık biliyorsan, yani bir şartlar doldurduğun anda vatandaşlık verilir diye düşünüyorum. Ben de böyle 5 yıl çalıştıktan sonra Türkçem de iyiydi. Vatandaşlık alabildim. Ona katılıyorum. Ama herkese verilip tabii ki değil yani. Evet. Sıra sende. İlkinde ben yaptım. Şimdi mültecilik demek çok zor bir olay. Yani şu an ben Türkiye'ye ilk geldiğimde mülteci olarak geldim demeyeyim ama ben sonuç olarak kendi ülkemden çıkmak zorundaydım ve öyle çıktım. Oradaki o zamanlarda gördüğüm o kadar insan öldü ve bazı aileler bir adam eşine gidiyor, işine gidiyor. Sonra döndüğünde kendi çocuğu, kendi eşini görmeyip o adam ben orada kal diyemem. İllaki bir iltica hakkı olacak. Sonuç olarak ölümün tehdidin altında yaşıyor. O yüzden bu adam iltica etmek zorunda. Hepimizin ve bence hepimizin katıldığımız insan yaşama hakkı vardır. Hangi yerde olsa o ayrı bir söz konusu. O yüzden bir insanların gerçekten tehdidin altında kaldığı müddetçe hemen onların başka bir yere gidip daha çok kendi hayatına yaşayabilecek bir yerde kalmasına doğru buluyorum. Suriyelilerin şu an mevcut statüsü İç savaş dozajı neredeyse sıfıra indiği için geçici sığınmacıdan kaçak göçmene geçmiş durumda. Sıfıra indiği için ne? Eskisi kadar diyorsunuz. Şey değil, çetin değil iç savaş şartları. Tamam. Burada bir şey tamam. Daha netleştireyim. Tabii. Burada suçu senden çok, yani sen çünkü hayatta kalmaya çalışan bir bireysin. Ya Suriyeli yığınlar hayatta kalmaya çalışan bireyler. Kendi hükümetimde görüyorum. Yani hükümetim bunu
hem sizin aleyhinize hem bizim aleyhimize olacak. Yani olabilecek en kötü şekilde yönetip hem sizin bir takım yani insanlığa yakışmayan manzaralar yaşamanıza hem de bizim kaçak göçmen meselesinin yarattığı sosyal, ekonomik, siyasi, güvenlik kaygılarıyla, sıkıntılarıyla baş başa kalmamıza neden oldu. Hem de mesela Türkiye'de bunu da bir milliyetçi olarak endişeyle karşılıyorum, xenofobiyi arttırmaya başladı. Şöyle bir durum var. Ben sadece bir önce o savaş durumu sıfıra indiğine hiç katılmıyorum. Çünkü o savaşın hiç sıfıra inmedi ve hala ve hala o belki reklamdan o kadar daha çok yansımıyor. Ama ben Suriye olarak ve kendi ülkemde takip ettiğim için hala ölüm sayısı çok yüksek, hala terör sayısı çok yüksek Suriye'de. O yüzden en insanın ilk hakkı yaşamak. O bile şu an gitse ben net orada yaşayabileceğimi düşünmüyorum. Dedim ya, Türkiye bir batılılaşma sürecine girdi. Bu süreç halihazırda tamamlanmış bir süreç de değildi. Yani Türkiye hala farklı zihin yapılarının, farklı yaşam tarzlarının, farklı davranış kodlarının çatıştığı bir ülke. Yani bir taraf mesela diyelim ki kadının kıyafeti söz konusu olduğu zaman ya bize burada bir görüş hakkı bile düşmez derken, diğer taraf işte ne bileyim şort giyen kızlar şöyle böyledir diyebiliyor. Halihazırda Türklerde bile böyle bir sorun var. Şimdi bu süreci Türkler kadar bile yaşamamış bir toplumdan insanlar buraya geldiği zaman o kültürünün yarattığı hastalıklı zihin tipi, işte açık kadın, bu kadın demek ki bana kur yapıyor. İşte ya da biraz farklı giyinen bir erkek, bu demek ki hafif erkek, bu işte zayıf erkek, ben bunu dövebilirim diye bir bilinçaltında dürtü uyandırıyor. Bu dürtüye ben çok yabancı değilim. Türkiye'de halihazırda zaten bu dürtülere sahip insanlar var. Biz bu süreci tamamlamaya çalışır ve Türkiye'deki bu hastalıklı zihin yapısına sahip insanlara eğitmeye, dönüştürmeye, değiştirmeye çalışırken yeni bir göç dalgasıyla aynı hastalıklı zihin yapısına sahip yeni yeni insanlar almış olduk. Dolayısıyla bir eşik değeri var. Yani mesela 100 kişinin içine 10 kişi gönderdiğinde o 100 kişi 10 kişiyi dönüştürebilir. Ancak 100 kişi halihazırda 10 kişiyle uğraşırken ekstradan bir 50 kişi, 60 kişi getirdiğin zaman 100 kişinin onları sindirme, dönüştürme, geliştirme, doğru yola sevk etme, onları adapte etme ihtimali ortadan kalkar. Bu yüzden 10 bin tane Suriyeli olsaydı Türkiye'de bu çok büyük sorun oluşturmazdı. Sonuç olarak her milletinin farklı farklı tipleri var. Ama maalesef o kadar büyük sayı göçmenlik geldiği için artık biz sadece o kötü bölümü görebiliyoruz. Çünkü öbür bölümü zaten göremiyoruz ya da göze de batmıyor. O yüzden sadece biz o bölgeye, o kısmı, o tayfaya bakabiliyoruz. Onlar da tabii ki ne mülteci de olsa, Türk de olsa, ne olursa olsa kimse zaten kabul etmiyor. Atıyorum Londra'da mesela Çin şeyi var, sokağı var. Mesela Türkiye'de, Fatih'te daha çok öyle Suriyeli dükkanları yan yana duranlar var. Bunları beni rahatsız etmez. Çünkü sonuç olarak bu her ülkede bir göçmen olduğu zamanlarda bunların illaki doğal olarak yan yana yaklaşacaklar. Yan yana daha çok çünkü sonuç olarak adam geldi, yeni bir dil, yeni bir kültür, yeni bir şeyler, adapte olmak da kolay da değil yani. Öyle oturup ben yeni bir dil kurmak, yeni insanlarla tanışmak hiç kolay da değil. O yüzden insan olarak daha kolayına gitmeye tercih ediyor. Onlar da yan yana oluyorlar. Fakat şimdi oturup benim kültürümü yani ya da Türkiye'deki kültürü ayak uydurmazsa o zaman tabii ki bunu kabul etmiyorum. Ama hafif biri olsa kendi kültürü görsem tabii ben Arapça şeylerin yazmasını tercih etmem. Çünkü sonuç olarak o dil burada geçerli değil. Zaten Türkçeleşti bütün levhalar. Ama bunları bu kadar görmek benim için çok rahatsız etmiyor. Sıra bende mi? Sen de mi? Hadi ben de bu sefer. İlk gelen zamanlarda 2012, 2013, 2014 zamanlarda biraz oldu. Neden oldu? Çünkü sonuç olarak şu Suriyeliler zaten kötü maddi durumundan çıkmışlar, kötü durumlardan çıkmışlar. Zaten çıkmış, hiçbir şey bilmiyor. Buraya geldi.
Bu adamlar geldikten sonra tabii ki şimdi bu gelip işte ne bileyim hastaneye para vermeden ilaç alıyordu ya da işte muayene alıyordu. Burada ben Türk olarak ben vergi verirken bu Suriyeli niye gidip bedava muayene alsın, ben bedava muayene almayayım. Ama misafir gibi yani hadi ilk gün, ikinci gün, üçüncü gün gelirsin çok göze batmaz ama sonra o kadar kalırsın. Ben hep kalkıp senin yemeğine yapmam yani. O yüzden ileride bu durumlar devam ettiğini düşünmüyorum. İlk zamanlarda oldu ama şu an herkes aynı anda aynı muamele görüyor. Her Suriyeli, her Türk hükümetten tarafında yani. Şimdi ben bu işin iki tarafını gördüğüm için, ikisi birbirini nötrledi, o yüzden nötrüm dedim. Şimdi birincisi, yığın olarak gelen kaçak göçmenler her zaman silahtır. Komşu ülkeyi destabilize etmek için kullanırsın, muhaliflerinden kurtulmak için kullanırsın. Literatür bize bunu söylüyor. Türkiye'de de silah bunlar. Yani Türkiye'ye karşı bir silah olarak kullanıldılar. Mesela güzel bir tespit, Ümit Özdağ'ın tespiti. Bombalandıkları için gelmiyorlar, gelsinler diye bombalanıyorlar. Mesela birçok Rusya'nın, Putin'in operasyonu özellikle 2014-2015 yıllarında çok nasıl diyeyim artan operasyonlar Avrupa'ya doğru mülteci akını başlasın ve Avrupa'da aşırı sağ yükselsin. Aşırı sağın yükselmesiyle Avrupa ve NATO'nun kohezyonu bozulsun şeyi taşıyordu. Yani bunun arkasında mesela Putin'in ciddi bir parmağı vardır. Öte yandan Türkiye'de de silah bunlar. Ben mesela ülkemde Suriyeli istemiyorum. Afgan istemiyorum. Fakat bunu onları insan olarak görmediğim için değil, bunun onlara ve bize büyük zararlar vereceğini gördüğüm için söylüyorum. Ben mesela ben Yaser olsaydım, bir hükümetin gözünde hiçbir statüm, hakkım, vatandaşlığım, şuyum buyum olmadan, yalnızca bir istatistikten ibaret olarak, benim şey gibi tabirimi maruz gör, hayvan gibi Avrupa'ya sürülecek ve bu korkuyla Avrupa'dan taviz koparılacak bir hani non-human, insan olmayan bir varlık gibi görülseydim bundan çok rahatsız olurdum, çok aşağılayıcı bir tavır olurdu. Hükümetin gözünde Türkiye'deki Suriyeliler, Afganistanlılar, Pakistanlılar böyle bir silah. Ve bu çok insan olana çok aşağılayıcı bir şey. Dolayısıyla göstermelik olarak aman canım Suriyelilerimiz, kardeşlerimiz, işte biz ensarız, onlar muhacir diyor hükümet bir taraftan. Bu ortalama Türk'ün şey demesine haklı olarak. Kardeşim biz Türk'üz lan, burada askerlik yaptık, vergi veriyoruz, biz niye böyle bir muamele görmüyoruz? Sıra bende herhalde. Şimdi sen vatandaş olmuşsun, farklı bir durumdasın ama Türkiye'de vatandaş olmayan işte 3,5 milyon ile 5 milyon arasında olduğu düşünülen bir kitle var. Bu kitle halihazırda sorumlu olan Türk ekonomisinde şöyle bir etki yaratıyor. Şimdi işveren için şöyle bir fırsat var. Mesela ben de bir işverenim, hiç Suriyeli çalıştırmadım ama diyelim ki işime gelebilirdi. Nasıl işime gelebilirdi? İşte bizim diyelim ki kurgucuya ihtiyacımız oluyor, montajcıya ihtiyacımız oluyor. Çok para istiyorlar. Suriye'den, savaştan koşup gelmiş, kaçıp gelmiş bir gence yerine 10 bin lira vereceğimi ona 2 bin lira verirdim. O da canını kurtarmak için buraya geldiğinden yani denize düşen yılana sarılır hesabı bana sarılırdı ve ben onu 2 bin liraya çalıştırırdım. Ne oldu? Hem o Türk işsiz kaldı hem maaş piyasası aşağı çekildi. Türkiye'de böyle bir sorun var. Kazanılmış mevzinin kaybedilmesine sebep olan bir kitlenin Türkiye'de olmasının ben ekonomik olarak da toparlanma sürecini tehlikeye soktuğunu düşünüyorum. Yani benim katılmadığım sebebi çünkü sonuç olarak tam ekonomist değilim. Ne kadar net bir bilgi vereceğimi emin değilim. Fakat sonuç olarak ülkenin tarihin, yani ülkenin tarihi derken öyle son 10 yıla bir bakarsak zaten hep bir ekonomik bozuldu var ve son 1 yıl hatta bayağı bir %100 bir patlama oldu. Son yılda yine de bir 10 milyon mülteci gelmedi. O yüzden onlarla birbirine çakıştıramıyorum. Sonuç olarak buradaki neler yaratılıyor, bu ülkede neler yaratılıyor, neler ekonomiye etkilendiği noktalar nedir ve nasıl onları gidip artık burada yaratılacak bir şey kalmadığı için ekonomik daha çok oradan etkileniyor. Burada insanlar geldiğinde sayı fazla olabilir ama bu sayı fazlalığı ekonomik etkileyecek şey değil. Türk milletin belki bir çoğalabilir sonuç olarak. Ekonomik bozulmaz insanlar, çalışınca sonuç olarak gelen insanlar yine çalışıyor, harcıyor, ediyor. Dışarıdaki buraya göç edilmesi, yani göçe gelen insanlardan dolayı etkilenmez diye düşünüyorum. Evet.
sıra sende mi? Ben de. Bir batılılaşma süreci yaşayan ve bir uluslaşma sürecini tamamlamış Türk kimliği var. Etnisitelerden bağımsız olarak. Suriyelilerin burada kalması bunu zayıflatacak. Ve zayıflatması Türkiye'nin de yarın yeni bir Suriye olmasının belki yollarını açacak. Bir yine tarihten çok örnek verdik. Meşhur deniz halkları vardır. Deniz halkları, Eric Klein'di adamın ismi. Medeniyetin çöktüğü yıl diye bir kitabı var. İşte o meşhur Mısır'ı, işte ne bileyim Lübnan bölgesini, Levant bölgesini falan istila eden deniz halklarının yerleşimciler olduğunu söylüyor. Bunun bir anda da gelişmediğini, önce diyelim ki bir iç savaş Girit'te, daha sonra bunlar farklı şehirlere yerleşiyorlar. Ve mesela arkeolojik kanıtlar şunu gösteriyor. Çatışma yok, şehre yerleşimci olarak gelmişler. Ancak o şehirdeki yapıyı bozuyorlar, şehirde bir başka iç savaş çıkıyor. Sonra onlar hep birlikte, diyelim ki bu sefer yaşayacak yer bulamadıkları için başka başka şehirleri istila ediyorlar ve bütün Doğu Akdeniz Havzası'nın yıkımıdır o deniz halkları istilası. Ve bunlar kaçak göçmenlerdir aslında. Dediğim gibi ben mesela Suriyelilere böyle bunu da gösterdiğimi düşünüyorum. Böyle düşman falan değilim. Yazık yani böyle bir şey yaşamaları çok acı bir şey. Bu acı tecrübeyi yaşadı. 5 milyon Suriyeli Türkiye'ye geldi. Türkiye'nin stabilitesi bozuldu ve o 5 milyon insan radikalleşti. Karşılığında Türkler de onlara karşı radikalleşti. Bunlar çok kolaydır bunun yaşanması. Ve Türkiye'de bir kaos ortamı oldu. O acı iç savaş tablosu burada da oldu. Dolayısıyla benim arzum şu. Türkiye'de yaşadılar, ülkelerine dönsünler. Türkçe bilen ve Suriye'de yaşayan 5 milyon Suriyeli. Türkiye için müthiş bir güçtür mesela. Müthiş bir güçtür ama mesela buradayken. Söz gelimi sen Türkiye vatandaşısın ama Suriye'de bir aidiyet duyduğunu söyledin. Ben bundan rahatsız da değilim. Duyacaksın tabii. Hatta duymasan aslında ben teorik olarak bundan rahatsız olurdum. İnsan kendi kimliğini sahiplenmeli. Fakat burada vatandaşlık almış Suriyelilerden diyelim ki Türkiye aleyhine çalışanlar olabilir mi? Olabilir. Çünkü başka bir devlete aidiyet hissediyor. Kişisel görüşüm de şu, öncelikle Türk hükümetinin Suriye'de yönettiği bölgelere, akabinde Suriye'deki durum düzeldikçe gradyal bir şekilde Suriye'nin geri kalanına yerleştirilmeliler. Kendi ülkelerinde mutlu mesut neyse kendi iradeleriyle, demokrasiyle, cumhuriyetle her neyse işte modern yaşamı tesis ederek kendi geleceklerine, kendi iradeleriyle karar vermeliler. Tamam, adapte olmayan insanlar, onlar kendi ülkene dönsün. Çünkü zaten onlar burada adapte olmadı, onlar kendi ülkende de adapte olmayacaklar. Onlar ayrı bir tayfa görüyoruz. Ama bunlar, bütün Suriyeliler öyle diyemem. Belki %10'u olabilir. Fakat buradaki işte yeni evlenen, işte Türklerden evlenen, çocukları olan, o çocukları Türk okullarda okuyan, o kadar burada adapte olan, bu dili öğrenen, iş kuran, buradaki mesela ben şu an kalkıp gitsem, Türkiye'de benim şu an 6 tane projem var. Onları bitirene kadar 2 yılım daha var. Ben onu Suriye'den nasıl yöneteceğim buraya? Ama bu kadar adapte olduktan sonra tekrar o ülkeye göndermek, doğru bulamıyorum. Hele bu bölge sadece o tamamen zulüm ve adil değil yani buraya göndermek. Çünkü şöyle düşünebiliriz. Sen mesela İstanbul'da 30 yıl yaşıyorsun. Şu an ben seni alıp buradan Antep'e gönderiyorum. Yani tam kültürler ne kadar benzediğini bilmiyorum ama sonuç olarak burada yaşadığın müddetçe Antep'te yaşayamazsın. Ben de ama şunu diyorum. Burada kaldıkları sürece Türkiye'de yeni Suriye olacak. Yani Suriyeliler de bundan bir şey kazanmayacak. Çünkü Türkiye... O kazanmakla yani, bir alakası şimdi, yok. Suriye'den kalktın. Az önce o örneği o yüzden vermiştim. Türkiye'ye geldin. Türkiye'yi destabilize edeceksin. Hep beraber bu defa Avrupa'ya kapılarına beraber dayanacağız. Bundan bahsediyor. Yani Suriyeliler... Niye Avrupa'ya dayanacak? Türkiye'yi çünkü istikrarsızlaştıracak bu iş. Türkler Suriyelilere saldıracaklar. Suriyeliler silahlanacak, Türklere saldıracaklar. Bunların hepsi yaşanıyor ufak çaplı. Daha örgütlü bir şekilde yaşanacak. Seni çok iyi anlıyorum. Ben de 2013'te Irak göçmenlik oldu, 2006'da Lübnan göçmenlik oldu. Biraz daha az bile olsa milliyetçi, tabii ki aynı fikirdeydim. Ama yine de öyle ülkemize geliyordu. Biraz bir şeyler oluyordu. Ama şu an bu savaş yaşadıktan sonra tabii ki ben farklı gözünden bakıyorum. Sen de farklı bir gözünden bakıyorsun. Sadece şunu söylemek istiyorum. İnsanlar birbirini daha çok kabul etse, insanlar daha çok birbirine saygı gösterse, maalesef biz iki takım başında duran insanlar işte birbirine çakışıyorlar. İki tane şehirden birbirine çakışıyorlar. İki tane partiden birbirine çakışıyorlar. Sürekli mücadele değil de sürekli kavga başına duruyoruz. Yok, sürekli
kabul edemiyoruz. Birbirimizi daha çok kabul etsek, hatta şu an onu da söylemek istiyorum, yorumlarda, bu videoyu izleyenler de yorumlarda eminim çok öyle büyük bir yorumlar gelecek benim için. Onu da kabul ediyorum. Ama birbirimize öyle kabul etsek mutlaka bütün dünya, bütün hayatı daha güzel, daha sağlam bir yere ulaşabilir diye düşünüyorum. Evet, şimdi sana mesela öyle yorumlar gelecek. Bunun sebebi Türklerin tehdit algısı ve Türkler o tehdit algısında haksız değiller. Dediğim gibi 5 milyon insandan haliyle korkuyorlar. Çünkü hep tarihten bahsettik ya, sınırlardan bahsettin. Bunlar yeni ortaya çıkmış şeyler. Çünkü öbür türlüsü çok kötüydü. Dünya şeyi keşfetti. Ya kardeşim, bu işe bir nizam getirelim. Roma'yı çünkü kaçak göçmenler yıktı. Hülasa şuna geliyorum. Türkiye güvenli bir limansa, mücavir alandaki, coğrafyadaki istikrar adasıysa, bunu Türk milli kimliğine, kültürüne, tarihsel belirleyicilerine borçludur. Böyle kalmaya devam edebilmesi için demografik yapısının bozulmaması gerekir. Bu demografik yapının bozulmasıyla başlayacak bir istikrarsızlaşma süreci Türkiye'yi Orta Doğulaştırır, Afganistanlaştırır ve Türkiye Afganistanlaştığında ben de kaçak göçmen olabilirim, bunu istemiyorum. Suriyeliler ölsün, asılsın, kesilsin, bunu da istemiyorum. Bunun Suriyelilerin de aktör olarak dahil edildiği bir süreçte yönetilip hem Türklerin hem Suriyelilerin lehine çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun da en doğru yolunun yavaştan Suriyelilerin Türk hükümetinin etkili olduğu nüfuz alanı altında tuttuğu topraklara uygun bir şekilde, bunun detaylarını sen de çözecek değilsin, ben de çözecek değilim. Yani bu çok uzun çalışmalar isteyen şeyler, ama detaylara girmiyorum o yüzden. Bu şekilde halledilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sana da tekrar bana zaman ayırdığın için, bu sohbet için teşekkür ederim. Bunları tekrar ortaya koyalım, evet, o zaman. Evet, öyle koyalım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.